Sevgili seyirciler, iki kız kardeş 10 yıl önce kaybolan Alzheimer hastası babalarının hukuken ölü sayılması için gayiplik davası açtı. Dava devam ederken babalarıyla aynı kimlik bilgilerine sahip bir kişi bulununca mahkeme dosyayı kapattı. Bulunan kişinin babaları olmadığını ispatlamakla uğraşan Zeynep ve Cemile Gülmez bir şok daha yaşadı. Evlerine yağmur gibi mahkeme tebligatları gelmeye başladı. Çünkü babaları yüzlerce kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Arkadaşımız Hilal Yıldırım'ın özel haberi. Kayıp babalarını bulmak için dava açtılar, aynı adı taşıyan birini buldular. Evlerine dava dosyası yağınca da şoka uğradılar. 10 yıl önce kaybolan Alzheimer hastası bir adam, adamın hayatından umutlarını kesen çocukları. Her şey kızlarının açtığı gayiplik, yani hukuki olarak ölüm kararı alma davasıyla başladı. Başlarına gelmeyen kalmadı. Jandarmadan gelen babanız bulundu telefonuyla işler karıştı. Gece bir ara işte bir telefon çaldı. Jandarmadan arıyoruz. Zeynep Hanım, dosyanızı kapatabilirsiniz artık dendi. Bulunan adamın kimlik bilgileri babalarının bilgileriyle aynıydı. Ama o kişi babaları değildi. Mahkeme jandarmadan gelen tutanağı işleme koydu. Dosya kapandı. Yani 10 yıldır kayıp adam karara göre yaşıyordu. O yanlış Mehmet Gülmez'di. Ama tabii bunu bir şekilde ispat edemedim ve mahkemem iptal oldu. Zeynep ve Cemile Gülmez kardeşler daha bu şoku üzerinden atamadan bir darbe daha geldi. Babalarının hakkında açılan onlarca dolandırıcılık davası vardı. Bu suç kayıtlarından dolayı evimize evraklar geliyor. Bundan dolayı da babamın yaşadığını söylüyorlar. Teknik takip, iki kız kardeşin 10 yıldır bulmaya çalıştıkları babaları ve yaşadıkları bu trajikomik hukuk mücadelesine ulaştı. İki çocuk babası Mehmet Gülmez 60 yaşındaydı. İstanbul'da yaşıyordu. Alzheimer teşhisi konuldu. Eşinden boşanan Gülmez, Kartal'daki evinde yalnız yaşamaya başladı. Hastalığı da gün geçtikçe ilerledi. Mehmet Gülmez zaman zaman kaybolmaya başladı ama her seferinde bulunuyordu. Gülmez'in kızları Zeynep ve Cemile Gülmez başına bir şey gelmesinden korktukları babalarını Çorum'a götürüp halalarının yanına yerleştirme kararı aldı. Alzheimer hastası adam artık İstanbul'da değil, Çorum'da yaşamaya başladı. Bir gün Zeynep Gülmez'in telefonu çaldı. Halası babasının yine kaybolduğunu haber verdi. De halam aradı. Zeynep babanı bulamıyoruz dedi. Ne yapabiliriz? Buradan senin başvurman gerekiyor dedi. İstanbul savcılığına başvurdum. Her kaybolduğunda bulunan Mehmet Gülmez bu kez bulunamadı. Aylar, yıllar geçti. Hiçbir ize rastlanmadı. Dilekçem gitti. Her 3 ayda bir aradım. İlanlar vermeye başladık gazetelere. Polis yaptığı incelemede Mehmet Gülmez'in banka hesabında 10 yıldır hiçbir hareket olmadığını gördü. Emekli maaşı da hiç çekilmemişti. Kız kardeşler kayıp babaları ölü sayılsın diye dava açtı. Babalarının hayatından umutlarını kesen kızları yasal süre olan 5 yıl dolunca Mehmet Gülmez'in hukuken ölü sayılması için gayiplik davası açtı. Dava sürerken Zeynep Gülmez'e bir gece telefon geldi. Telefondaki jandarma görevlisi babasının bulunduğunu ve Ankara'da yaşadığını söylüyordu. 2017'de bir Mehmet Gülmez çıktı ortaya. Gece bir ara işte bir telefon çaldı. Jandarmadan arıyoruz. Zeynep Hanım, dosyanızı kapatabilirsiniz artık dendi. Kimlik bilgileri doğruydu. Ancak o kişi babaları değildi. Alzheimer hastası babasının Ankara'da yaşadığını öğrenen Zeynep Gülmez şoke oldu. Tek isteği babasına kavuşmaktı ama olmadı. Çünkü kimlik bilgileri doğru olsa da bulunan kişi babası değildi. Babanız bulundu. Ankara'yı aradı. Tutanağı istedim. Böyle biri bulunmuş gerçekten. Hani bir Mehmet Gülmez olduğu söyleniyor. TC tutuyor, baba adı tutuyor. Ama benim babam ilkokul mezunu. Babasını bulamadığı için yıkılan Zeynep Gülmez ikinci şoku da mahkemeden gelen yanıtla yaşadı. O yanlış Mehmet Gülmez'di. Çünkü benim babam dediğim gibi
Zaten akli dengesi yoktu. Adını Mehmet dediğinde kendini garip diye çağırtıyordu zaten. Ama tabii bunu bir şekilde ispat edemedim ve mahkemem iptal oldu. Bir yandan baba hasreti çeken, bir yandan da gayiplik davasıyla uğraşan Zeynep Gülmez, hukuk mücadelesinde başladığı yere döndü. Tekrar kayıp ilanı verdim. Savcı bey, baban yaşıyormuş, buradaki belge bu dedi. Ama sağ olsun çok şey yapınca da kırmak istemedi ve dilekçemi aldı yine de işleme. Ancak başlarına gelenler bununla bitmedi. Gülmez kardeşleri çok daha kötü bir sürpriz bekliyordu. Birden Malatya'dan bir soruşturma evrakı geldi. Sonra işte bu dosya durumum nedir diye adliyeye gittiğimde dosyanız Diyarbakır'a sevk edildi dendi. 71 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Gülmez bundan tam 11 yıl önce evinden çıktı. Kendisinden de bir daha haber alınamadı. İki kız kardeş yıllardır babalarını ararken savcılıktan öğrendikleri gerçek karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Hasta babaları çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Zeynep Gülmez adliyeye gittiğinde kulaklarına inanamadı. Alzheimer hastası 71 yaşındaki babası Türkiye'nin dört bir yanında onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Bu suç kayıtlarından dolayı evimize evraklar geliyor. Bundan dolayı da babamın yaşadığını söylüyorlar, yapıyorlar, dile getiriyorlar. Bu nedenle de kayıp olduğunu ispatlayamıyorum. Ve ısrarla bu suçları işliyorsa bu birey yaşıyordur. Gülmez kardeşler şimdi 10 yıldır yüzünü görmedikleri, ölüp ölmediği hakkında hiçbir bilgi bulamadıkları babaları hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Ben 2011'den beri babamı arıyorum. Ve yani 2021 yılındayız. Yaşama ihtimali var mı? Hiç bilmiyorum. Yani yaşıyorsa bulunsun. Yaşamıyorsa bir mezarı olsun. Ve en önemlisi adı temize çıksın. Zeynep ve Cemile Gülmez kardeşlerin avukatları Sena İzmitli Demiroğlu, Arap saçına dönen kayıp dosyasının hukuki sürecini teknik takibi anlattı. Mehmet Gülmez'in yaşamadığını düşünüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Maalesef ki kötü bir durumla da karşılaştık bu süreçte. Mehmet Gülmez hakkında bilumum şehirlerde açılmış soruşturma dosyaları olduğunu öğrendik. Evet. Nitelikli dolandırıcılık ve bir takım suçlarla alakalı. Ancak bunun müvekkilimin babası olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Mehmet Gülmez Alzheimer hastasıydı. Bu tarz bir suçlarda yer alması veya da işte rol alması oynaması mümkün değil. Mahkemede gerekli araştırmayı yapacaktır. Bize 0542 778 10 10 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz.